Filistin'in soykırımına ilişkin tepkiler sadece İsrail içerisinden değil, dünyadan da gelmeye devam ediyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde tepki yüksek diyebiliriz. Ama ABD'de her yıl düzenlenen Beyaz Saray muhabirleri deneyi yemeği bu kez protesto edildi. O sırada yemekte ABD Başkanı Joe Biden da vardı ve soykırımcı Joe sloganları atıldı. Üniversitelerdeki gösteriler de engellemelere rağmen sona ermedi. Refah'tan ABD'li öğrencilere hatta teşekkür mesajı geldi. ...103 yıllık etkinliğe Gazze damga vurdu. Filistin destekçileri Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğini protesto etti. 1921'den bu yana düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine ABD Başkanı Biden da katıldı. Yemeğin düzenlendiği Washington Hilton Oteli'nin önünde savaş karşıtı sivil toplum örgütü Code Pink'in düzenlediği protesto gösterileri vardı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler soykırımcı Joe sloganları attı. Otelin camına dev Filistin bayrağı asıldı. Protestocular Gazze'de hayatını kaybeden gazetecileri almak için hareketsiz yattı. ABD'de çok sayıda üniversitede de Filistin'e destek gösterileri sürüyor. Şimdiye kadar gösterilerde 500 kişi gözaltına alındı. Protestolar üniversitelerde yayılmaya devam ediyor. ABD'nin ardından Kanada'daki McGill Üniversitesi'nde de Filistin'e destek için kamp kuruldu. Göstericiler, üniversitemizin soykırıma ortak olmasına izin vermeyeceğiz mesajı vererek Filistin'e destek çağrısı yaptı. Gazze şeridinin güneyindeki Refah'a sığınan bir Filistinli ise yaşadıkları çadırın üzerine yazdığı yazılarla öğrencilere teşekkür etti. 43 yaşındaki Ebu Yusuf Ahmet, sprey boyayla İngilizce, Gazze ile dayanışma içinde olan öğrencilere teşekkür ediyoruz. Mesaj ulaştı. Teşekkürler ABD üniversiteleri yazdı.